Evet seyirciler, bugün 9 Mayıs 2020 Cumartesi. Ben Bahattin Çağdaş, konuğum Ahmet Akıncı Bey. Ahmet Akıncı Bey, Rahmani Değerler Derneği, Şura Derneği de deniliyor, onun başkanı. Daha önce biliyorsunuz geçen haftalarda Yazan Hoca ile konuştuk. Yazan Hoca da bu derneğin onursal başkanı. Aynı zamanda Yazan Hoca'ya ulaşmak istiyorsanız Ahmet Bey ile de irtibat kurabilirsiniz. Neleri konuşacağız? Masonları konuşacağız, İlluminati'yi konuşacağız, Kabala'yı konuşacağız, ezoterik güçleri konuşacağız. Bunlara geçmeden önce Ahmet Bey bir kendisini tanıtacak ve Yazan Hoca'nın geçen röportajda yaptığı bir şey var. Çok yorum aldı. Orayı açıkla getirecek. Ahmet Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Size de iyi günler. Güzel tanısın sizi. Ondan sonra devam edelim. İsmim Ahmet Akıncı. İstanbul'da yaşıyorum. Aslen Bursalıyım. Rahman Değerler Derneği Genel Başkanıyım. İnşaat mühendisiyim. Eyvallah. Bu kadar. Peki. Yazan Hoca geçen hafta işte yorumcular dedi ki ya Yazan Hoca biraz abartıyor galiba. Birçok kişiyi Yahudi yaptı. Buna nasıl bir açıklık getireceğiz dernek şey olarak başkanı olarak? Şimdi Yasin Hocam'ın Yahudi demesindeki amaç şu. Normal insanların kullandığı terminolojiyle Yasin Hocam'ın kullandığı terminoloji farklı. Evet. Şimdi İbrani ırkına mensup olan herkesi bütün dünya Yahudi olarak biliyor. Ama Yasin Hocam bunun böyle olmadığını, Firavun dinine mensup paganların Yahudi olduğunu, Hazreti Musa'nın ve sadece Tevrat'ın öğretilerine uyanların Musevi olduğunu söyleyerek bunu ayırıyor. Yazın hocamın kendi terminolojisidir o. İnsanlarımız takılmasınlar. Onun Yahudi dediklerini Firavun dini mensubu veya pagan olarak algılasınlar Evet. arkadaşlarımız. Böyle algılarlarsa daha kolay olacaktır anlamak. Ya kendisi şansına münhasır bir insan Yazen Evet. Hoca. O yüzden kendi terminolojisini kendisi yaratıyor. Öyle diyeyim. Peki bir takipçim daha sordu. İsmi Baybars mıydı neydi? Abi dedi biz de dedi şeyden dedi göç ettik dedi. İşte ne derler? Ne diyelim oralara Bulgaristan, Selanik, Yunanistan mübadeleyle geldik dedi. Yazan Hoca dedi ki ya mübadeleyle gelen herkese çok toprak verildi. Çok verildi affedersiniz işte şey verildi çok verildi. 30 dönüm 30 dönüm. Ama dedi bizi niye kattı onun içine? Gelenlerin çoğu hepsi Yahudiydi dedi. Genelleştirme yaptı ve çok toprak verildi dedi mübadeleyle gelen. Biz toprak moprak görmedik ve biz Yahudi değiliz dedi. Buna da kısaca bir açık getirirseniz hem cevap vermiş oluruz yorum şeyimize, takipçiye. Şimdi Yazın Hocam'ın dediği ilk mübadele 1924. Şimdi Evet. bu dönem dönem mübadele devam etti. 30-35'te, 50'de, 55'te. Burada ilk gelen kısmın içindeki pagan inancına sahip, Yahudi inancına sahip, Sabatay kökenli olanlara bu topraklar verildi. Ama Müslüman kökenli olanlara bir şey verilmedi. Onlar çok zor şartlar geçirdiler burada. Evet. Bilgi olarak verelim. Yani sohbetin içinde toptan bir kelime kullanmış olabilir. Burada bir düzeltmiş olalım. Evet. Peki. Şimdi siz dediniz ki konuşmamızda güzel bir tespit. Masonik bir yapılanması var, bir disiplini var. Ama işte şeytaniler. Biz de dediniz dernek olarak buna karşı daha böyle rahmani değerler içerisinde bir disiplin oluşturacağız. Ve o disiplinle biz de şey yapmak istiyoruz. Ne derler? Derneğimizi geliştirmek istiyoruz. İyi niyet taşıyan insanları bir araya toparlamak istiyoruz. Dediniz. Onu bir açıklık getirirseniz. Değerler, bizimle aynı duyguya sahip olan insanları, yani insanlığın selameti için, Allah rızası için çalışabilecek insanları bir araya getirip bir
organizasyon dahilinde çalışmalarını sağlamak maksadımız. Bunun için de çeşitli projelerimiz var. İnsanların selameti için, halkımızın, milletimizin selameti için. Bu projelerimizde 3 kişi olursa bu projenin kalitesi farklı olur. 23 kişi olursa farklı olur. Herkesin katkısı, fikri çok önemli. Bizim ismimiz, bir ismimiz de Şura'dır zaten. İstişare edilen yer anlamındadır. Biz istişareye çok önem veriyoruz. Bütün kararlarımızı istişareyle alıyoruz. Evet. Yani maksadımız budur. Evet. Peki Rahmani değerler derken mesela derneğinize Müslüman olmayanlar da katılabiliyor mu? Tabii ki katılabilir. Soykırma, katliama, zulme karşı olan herkese kapımız açıktır. Yalnız bizim belli prensiplerimiz vardır. Manifestomuz var. Manifestomuzda belirtmişizdir. Biz Kur'an'ın nizamı Peygamber Efendimiz'in ahlakıyla törelerimizin nasihatlarıyla Allah rızası için bizim karşı olduğumuz şeyler ve arkasından gideceğimiz, mücadele edeceğimiz kurallarımız bellidir. Dernek sitemizde veya sayfalarımıza girip burada manifestomuzu okuyabilirler. Hani boş bir şey değiliz. Vatan, millet, Sakarya deyip yola çıkan bir dernek değiliz. Bizim bir manifestomuz var. İsterseniz size okuyabilirim de burada. Bu manifesto çerçevesinde biz çalışıyoruz. Şimdi bir sürü hareket var, oluşum var. Bakıyorsunuz. Herkes işte vatan diyor, millet diyor, Sakarya diyor, milli birlik diyor, milli BK diyor. Tamam, eyvallah, çok güzel. Peki, sizin hedefinizi açık beyan eden bir bildiriniz var mı, nedir? Böyle bir şey göremiyoruz maalesef. Biz bunu arzu ederseniz okuyabilirim. Böyle soru cevap gidersek aklınızdadır mutlaka tabii, manifesto. Tabii. O zaman şöyle oldu. Türk vatandaşı ama Hristiyan ama işte ne bileyim başka bir şeyden veya işte başka bir Türk vatandaşı işte ne bileyim Tengrici, Şaman, şu bu falan olmaması gerekiyor diyorsunuz değil mi? Yani derneğinize girmesi için. Bizim derneğimiz üye olabilir. Bakın, soykırıma karşıysa, zulme karşıysa bizim derneğimize üye olabilir. Ama bizim prensiplerimiz şu. Bizim çalışma prensiplerimiz. Biz kitabımız Kur'an ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakı haricindeki her türlü ahlakı reddediyoruz. Anladım. Anladım. Buna uyacak mısın? Kardeşim, sen tekrar. Bunu zaten bizim derneğimizin manifestosunda bunu gören zaten gelmez. Yani tamam. Diğer bir dinden. Ha, ben bunu uyarım diyorsa kapımız açık. Buyursun gelsin. Ha, tamam. Peki. Zulüm ve soykırım derken neyi kastediyorsunuz? Zulüm ve soykırım derken tapınakçı düzenden bahsediyoruz. Tapınakçı düzene karşı olmayan kişi zulme de karşı değildir. Köleliğe de karşı değildir. Şu an dünya 1789'dan beri peyderpey kademeli olarak tapınakçı düzeninin esiri olmuş durumda. Bütün egemenlikler tapınakçıların elinde, ülkelerin egemenlikleri. Eğer buna karşı değilse zaten evet, yanındadır. Evet. Şimdi Amerika'nın Irak'ta yaptığı veya Afganistan'da yaptığı zulmü herkes biliyor. 4-5 milyon insanın hayatına mal oldu. Şimdi ben Amerikan demokrasisine hayranım, Amerikan sistemine hayranım demek nedir biliyor musunuz? Oradaki evet, bu zulme ortak olmak demektir. Tabii, doğru. Yani o yüzden... Yani o zulme karşı gelmek için de illaki bir dine mensup olmana gerek yok. İnsan olman yetiyor. İnsan olman yetiyor yani. Rahmani olman yetiyor. Yani, evet. Evet. Peki, şimdi soykırım dediniz, zulüm o dediniz. Şöyle baktığımız zaman şu anda Türkiye'yi kim yönetiyor? Türkiye'de kim söz sahibi? İşte bir Anadolu insanı var. İşte, Evet. Bir de başkaları var.
sezonu nasıl tanımlıyorsunuz? Şimdi dönem dönem Türkiye'nin yakın tarihinde dönem dönem bu egemen güç el değiştiriyor. Evet. Şimdi 15 Temmuz'a kadar olan dönem farklı bir egemen güç vardı. 15 Temmuz'dan sonra farklı bir egemen güç vardı. Heh, adını koyalım. Lütfen. Adını koyalım. Ha, seyircilerimiz anlasın. Kimdi daha önce? Sabetaylar mıydı? Masonlar mıydı? Yani 15 Temmuz'a kadar olan güç Yahudi egemenliği diyelim. İbraniler egemendi. 15 Temmuz sonrası Masonlar egemen oldu. Egemenlik Masonlara geçti. Evet. Ciddi misin? Ciddi. Yani 15 Temmuz ikisi arasındaki çatışma mıydı? Hayır, ikisi arasındaki çatışmadan ziyade tabii ikisi arasındaki çatışmaydı. Şöyle söyleyeyim size. Fethullah Gülen Yahudi gücü temsil eder. Aslında kendisi Cizvit papazıdır yani tapınakçıdır ama Yahudi İbrani gücünü temsil eder Fethullah Gülen. Fethullah Gülen biliyorsunuz Masonları Ergenekon operasyonuyla Masonların temizlenmesini Fethullah Gülen'in adamları yaptı. Ha. Hatırlarsınız. Evet. Masonları temizlediler. Daha sonra bu arada Ahmet Bey, o temizledikleri tekrar geri geldi. Ne anladık bu işten? İşte 15 Temmuz'da bunlar darbe yiyince milletten Erdoğan yalnız kaldı ve sızdılar. Ha. Masonlar tekrar Erdoğan hareketinin içine sızdılar. Of. Mevzu bu. Şimdi şöyle söyleyeyim. Tayyip Erdoğan'ın rahmani bir insan olduğu, İslam'ın değerlere sahip, milletinin ve İslam ümmetinin haklarını savunan bir insan olduğu konusunda hiçbir tereddütümüz yok. Eyvallah. Ancak Tayyip Erdoğan'ın etrafında yetişmiş Anadolu evladı yok. Biliyorsunuz evet. Siz de hangi Anadolu ailesinin içinde çocuklarına sen bu ülkeyi yönet, lider ol diye bir hayal depolanıyor çocukken. Böyle bir şey yok. Çünkü yok. Anadolu insanı, Müslüman evladı geçim sıkıntısında. Evet. Esnaf evet. Olayım, hayatımı kurtarayım. Memur olayım, polis olayım, hayatımı kurtarayım. Asıl olayım, hayatımı kurtarayım. Ama ezoteriklerin çocukları, yani bu paganların, masonların veya Yahudilerin çocukları zaten geçmişten gelen bir servet sahipleri, arazi, evet, mamluk sahipleri. Bunlar çocuklarını en güzel okullarda okutuyorlar. Yurt dışına master'a, doktora'ya gönderiyorlar. Buraya geliyorlar, bizim değerlerimizin, mesela Yunus Emre Derneği'ni kuruyorlar ve başına bu adamlar geçiyor. Mevlana Derneği'ni kuruyor, başına bu adamlar geçiyor. Çok ilginç, evet. Bir parti kuruluyor, milliyetçi bir parti diyelim, X partisi. Başına bu adamlar geçiyor. Çünkü bizim içimizden oraya gelebilecek insanlar çok az. Olanları evet. da bir şekilde cezaevleriyle, suikastlerle, şunlarla bunlarla evet. yok ediyorlar maalesef. Bundan örneklerini yaşadık geçmişimizde. Bunların şimdi çalışma sistemi okulda diyelim üniversitede bir parlak zekalı bir genç olduğu zaman kesinlikle kaptırmıyorlar. Evet. Yani bu, hemen bünyelerini alıyorlar. Çünkü paradan, askeri güçten, silahtan daha önemli beyin gücüdür. Evet. Bu insan kaynağını kullanmayı çok iyi biliyorlar. Teşkilatlarda bu açıdan. Mesela örnek vereyim. Zeta PSI diye bir kurum vardır Amerika'da. Bütün üniversiteler arası gençlik kulübüdür bu normalde. Bu kulübe akıllı, zengin çocukları, akıllı böyle parlak zekalı, fakir çocukların içine de parlakları alırlar. Parlak zekalıları. Evet. Buradan bu Zeta PSI hem tapınakçıların, hem masonların, hem cizvitlerin insan tarlasıdır. Bizim ülkemizde de önce Rotary ve Lions kulüplerini alırlar. Bu gençlerimizi. Mesela yeni mezun olmuş geleceği parlak bir doktor kardeşimiz veya mühendis kardeşimiz. Hemen onu bir şekilde Rotary kulübü alırlar. Rotary kulüpte bir iki sene pişirirler. Daha sonra mason hocasına götürürler. Mason hocasına kaydederler. Belli bir ritüelleri vardır. Bunu herkes biliyor. Dolayısıyla boşta insanı bırakmıyorlar. Evet. Şimdi Türkiye biliyorsunuz yani ben kendi katılırsınız katılmazsınız bir mezarlıktan yönetiliyor. Anıtkabir'den yönetiliyor. Anıtkabir bir mason tapınağı mı? Şimdi Anıtkabir Artemis tapınağı diye
anlatıyor herkes, benziyor diye. Aslında Anıtkabir Hatshepsut tapınağıdır, Firavun. Hatshepsut'un. Ben size onun resmini göstereyim isterseniz buradan. Kolaysa lütfen. Kolay. Şimdi bakın. Mısır'daki Hatshepsut tapınağı budur. Burası Kings of Valley. Valley of Kings, pardon. Kral Vadisi. Evet. Hatshepsut tapınağı. Şimdi bu tapınağa giden yolun kenarlarında aslanlar vardı. Evet. Onları Londra Müzesi'ne götürdüler. Aslanlı yol vardır önünde. Şu şekilde aslanlar vardır. Hayda. Şu an müzede aslanlar. Bunun. Yani o mimari gözetilerek yapılmış bir bina. Tesadüf ondan değil da ya. Tesadüf değil. Ben size bir de Ankara'daki devlet mezarlığımız vardır. Devlet büyüklerimizin mezarlığı. Evet. Bülent Ecevit eski başbakanım, evet. Sizin de fotoğrafınız var. Onun mezarı oradadır. Şimdi şöyle göstereyim size. Bunun kuş bakışı görünüşüdür bu. Dört evet. Tane haç vardır. Bu tapınakçı haçıdır. Kudüs haçı. Bakın. Oh. Bu budur. Harikasın. Tepeden görünüşü. Ahmet Hocam harikasın. Yani bu her tarafta kullanılır. Mesela size son zamanlarda Teşkilat-ı Mahsusa'nın kullandığı iç içe geçmiş üç hilal vardır, bilirsiniz. Evet. İç içe geçmiş üç hilal pagan sembolüdür. Evet. İttihatçılarda şimdi bakın bu krallığın sembolüdür. İç içe geçmiş üç hilal. Bu yılan gibi duruyor. Tamam. Bakın. Bu evet. Krallığın evet. Sembolüdür. Alman işlem. Evet. Şimdi bu İttihat ve Terakki niye bunu kullanıyor? Çünkü İttihat ve Terakki Masonların kurduğu bir kuruluş olduğu için teşkilatı İttihat ve Terakki'nin kuruluşu. O yüzden Masonlar kendi dini sembollerini kullanıyorlar. Oysa ki Abdülhamit Han'ın kurduğu Yıldız Teşkilatı'nın sembolü budur. Maşallah. 1909'da darbe yapınca bu teşkilatın mensuplarını öldürdüler. Ve teşkilatı mahsusa kuruldu. Evet. Evet. Demin İttihat Terakki'nin şeyiydi değil mi? Sembolünü gösterdiniz biraz önce, geçmiş iler. İttihat ve Terakki'nin değil. İttihat ve Terakki'nin kurduğu teşkilatı mahsusanın sembolünü verdim. Teşkilatı mahsusa o zaman milli değil diyebilir miyiz? Tabii canım. Tabii, tamamen Masonların kurduğu bir teşkilattır. Allah Allah, çok kötü. Peki, şimdi o halde Anıtkabir bir tesadüf değilse, bu arada dondunuz. O zaman tesadüf değilse biz oradan yönetiliyoruz diyebilir miyiz? Yani Türkiye'ye orası hakim diyebilir miyiz şu anda, şu aşamada? Size şöyle bir şey göstereceğim. Lütfen. Bahattin Bey, ne görüyorsun? Ne benziyor bu? Burası Çin'in şeyi mi galiba? Mao'nun mezarı mı? Değil. Aztek tapınaklarına da benziyor değil mi? Evet, evet. Aztek tapınaklarına da benziyor. Bahattin Bey, burası Türkiye Büyük Millet Meclisi camisidir. Söyle, evet, evet. Geçen paylaşmıştın. Aynen, evet. Bakın, burası da caminin mihrabı, hocanın namaz kıldırdığı yer, saydamdır. Oh. Üstünde hac sembolü vardır camide. Şöyle yakınlaştırayım biraz. Evet. Niye böyle göster? Ha, şöyle. Oh, oh. Bakın, hac sembolünü görüyor musunuz? Evet. Camide. Hoca bunun önünde namaz kılıyor. Allah. 15 Temmuz sonrası kapatıldı bu cami. Ne bakın, oldu? Namaz kılarken. Evet. 15 Temmuz sonrası milletimiz can verdiği için başkanım sayın bazı egemenlikleri milletin tarafına geçirdi. Bundan hariç bazı şeyler de var. Mesela 2018 Ocak ayında bakanlıklarımızın logoları değil. Bakanlıklarımızın bütün logolarında masonik çelenk vardı. Çelenk masonluk sembolüdür. Bir logoda çelenk görüyorsanız
O kuruluşu ya Masonlar kurmuştur ya da Masonlar yönetiyordur. Bu anlama gelir. Ha. Çelenk vardı. Çelenkleri kaldırdı. 10 tane eski Türk devletinin yıldızına çevirdi o çelenkleri. Bu gibi şeyler oldu. Evet. 15 Temmuz sonrasında. Yani egemenliğimizin bir kısmını geri alma gibi bir durumumuz oldu. Ama tam alamadık. Yüzde kaç verebiliriz? Bir mühendis olarak söyleyeyim bu rakamı bana. Yüzde kaçını Yani size %30 gibi diyebilirim. anladım. Şimdi zor, %70 var daha. Peki. Şimdi yazan hocaya daha rahat sordum. Bu arada donuyor, şeyimiz donuyor galiba. Araya mı giriyorlar? Ne yapıyorlar? Şimdi Anıtkabir'i gösterdiniz, işte şeyden Mısır'dan örnek verdiniz. Mustafa Kemal bir mason muydu size göre? Mustafa Kemal'in Makedonya Risortalı hocasına Emel Karasu ile kayıt olduğu biliniyor. Yani açık bilgi bu. İnternette, yurt dışı kaynaklarında da var. Daha sonra bu masonla tapınakçı olarak devam etmiş midir, etmemiş midir? Onu bilemiyoruz. Bunu sadece yaptığı icraatlardan analiz edebiliriz. Biz sorduk. Öldüğünde de masonmuş. Eğer öldüğünde de masonsa dediğim gibi üst düzeylere çıkmıştır. Evet. Fransız ritine bağlı olduğunu biliyorum. Evet. Orient. Şimdi Grand Orient. Bu da çok ilginç bir şey söyleyeyim size burada. Grand Orient Büyük Doğu demektir. Necip Fazıl Kısakürek uzun yıllar, on yıllarca çıkardığı derginin ismi de Büyük Doğu'dur. Bu da Evet. çok enteresan bir şey. Lütfen şeyin de yani bu benzerlikten bir şey çıkartabilir miyiz? Ya neden Büyük Doğu? Necip Fazıl 1900'lerin başında doğmuş. Ses harika oldu şimdi, daha değişti. Nasıl anladınız? Neyse, Şey, güzel oldu. Gidiyor. Fark etmez. Gidiyor. yani Güzel. 1900'lerin başında doğmuş. İşte 1900 herhalde 80'lerde vefat etti. Tam bilmiyorum, emin değilim. Ama Grand Orient hocası daha eski Fransa'da. 1800'lerin başından. Dolayısıyla kim kimi örnek olmuş derseniz Loja Necip Fazıl'a örnek olmuştur. Eğer bir örnek olunacak bir şey varsa. Necip Fazıl mason olma ihtimali var mı? Zannetmiyorum İslami bu kadar savunan bir insanın mason olacağını. Belki şöyle bir şey olabilir. Onların teşkilatını kopyalayıp bir İslami teşkilat yapma gayretinde olan bir insan olabilir. Bir de Necip Fazıl Burjuva'dır, yani doğduğu ailesi çok zengin insanlardır. Sonradan 30 küsur yaşlarından sonra da dönmüş bir insan, kumar oynayan bir insan. Evet. Evet. Şuraya bağlayacağım. Unutmayın sözünüzü. Evet. Masonlar Mustafa Kemal üzerinden Türkiye üzerinde hakimiyet kurdu diyebiliyor muyuz? Masonların hakimiyetini Mustafa Kemal üzerinden değerlendiremeyiz. 1909 itibariyle değerlendirebiliriz. Çünkü Osmanlı'nın yıkılış tarihi 1922 değil 1909'dur. Evet. Masonlar iktidara geldikten Osmanlı yıkılmıştır. Dolayısıyla Mustafa olmasaydı da başka bir Mutlaka. yine de Evet. Ses Mustafa Kemal olmasaydı da başka bir lider olsaydı da hiçbir şey fark etmeyecekti. Çünkü Mason egemenliği sarmıştı ülkeyi. ülkeyi sarmıştı. Ha. Şimdi şöyle Anladım. söyleyeyim size. Size yayından önce göstermiştim. Lütfen. Bakın. 1800'lerin başında Evet. Olan işin bakın başı. Mason kıyafeti var. Mason önlüğü, kuşağı. Evet. Yakınlaştırıyorum şöyle. 3 derece. Biraz daha durursam düzelecek. Üçgen, evet. Üçgen ve içinde 33 yazıyor. Evet. Üçgenden güneş ışınları yayılıyor. Evet. Çünkü Masonluk Firavun dinidir.
İçinde de 33 yazıyor. Bu adam bırakın maşrika azamlı, bu adam tapınakçıların en üst seviyesine gelmiş bir adam. Bu adam Osmanlı'ya geliyor. Tabii ki gizli bu bilgi. Sadrazam oluyor. 1838 Balta Limanı Antlaşması'nı yapan adam bu. Hariciye Nazırı yani Dışişleri Bakanı. Evet. Daha sonra Tanzimat Fermanı'nı yayınlayan adam. Bu adamın yetiştirdiği adamlar Abdülaziz'e suikast düzenliyor. Daha önce bir tertip ediyorlar suikast. Daha sonra da darbeyle indirip bileklerini kesip şehit ediyorlar. Bu adamın yetiştirdiği adamların yetiştirdiği adamlar ise hükümeti deviriyorlar. Yani bizim ülkemizdeki bu mason hegemonya başı bu adamdır. Of. Fatih Bey. Ve hala bunun çocukları devam ediyor değil mi? Yetiştirdikleri hakim Türkiye'de. Tabii tabii. Şimdi şu anki siyasi konjük mesela Hasan Cemal'in dedesi Cemal Paşa'dır. Ya. Üç İttihatçı Paşa'dan biridir. Evet. Ya bunun gibi onlarca örnek var. İşte Sezai Temelli İsmet İnönü'nün kuzeni. HDP'nin bir önceki genel başkanı Sezai Temelli. Evet, Sezai Temelli. Sezai Temelli ile İnönü kuzendir. Evet. Zaten İnönü ailesinin soyadı Temelli'dir. Evet. Sadece İnönü'ye şahsına verilmiş İnönü soyadı bu savaşlardan dolayı. Evet. Dolayısıyla 1909'dan sonra tamamen yani milli ve rahmani insanlar yok edilip bakın milli ve rahmani insanlar gerçek milli. Evet. İsmi milli değil, gerçek milli. Hani evet. Adı Mois Koyen olup da Tekin Alp diyebildiklerimiz değil. Evet. Bu insanlar savaşlarla, soykırımlarla yok edildi. Kalanları da ırgat yapıldı Cumhuriyet sonrasında. Evet. Maalesef. Şimdi bu bölümün sonuna geldik. Evet. Hocam. Güzel kaldınız. Güzel bir noktaya değindiniz. Savaşlarla yok edildi. Dün de konuşmuştuk onu, yazışmıştık. Savaşlarla yok edildi. Geri kalan da ırgat yapıldı. Dedik. Bundan sonra ikinci bölüme devam ediyoruz. Müsaadenizle siz kalın. Tamam. Sevgili seyirciler, ikinci bölümle devam edeceğiz. Irgatlaştırıldık. Nasıl ırgatlaştırıldık? Onu anlatacağız. Anlatacak Ahmet hocamız.